Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere sadece suyla yumuşacık pamuk gibi bir poğaça tarifim var. Öncelikle 2 su bardağı ılık suyu karıştırma kabına alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket kuru maya ilave ederek şöyle iyice karıştırıyorum. 15 dakika kadar ön maya işlemi yapıyorum. 15 dakika kadar beklettim. Maya aktive oldu. Gördüğünüz gibi köpürdü. Ve daha sonra diğer malzemelerini ekliyorum. 1 su bardağı 200 ml'lik bardak ölçüsüyle sıvı yağ ekliyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra içerisine bir bütün yumurta ve diğer yumurtanın sarısını ayırıyorum. Beyazını içerisine ekliyorum ve iyice karıştırıyorum. Üzerine unu ekliyorum. Malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Şöyle 3 su bardağı, 4 su bardağı, 5 su bardağı ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Spatula'yı içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Özlü bir hamur oluncaya kadar elinizle yoğurun arkadaşlar. Yumuşacık bir hamur yoğuracağız. Kesinlikle sert yoğurmayın. Aksi halde poğaçalarınız taş gibi olacaktır. Gördüğünüz gibi kontrollü bir şekilde ekledim. Mutlaka elinizi temizleyin ve daha sonra toparlamaya başlayın. Tezgaha alıyorum ve tezgahta da iyice yoğuracağım. Şöyle gördüğünüz şekilde. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Ben sizlere güzel İzmir'imden sesleniyorum. Şöyle gördüğünüz şekilde iyice toparladım. Ve artık aynı kabın içerisine alarak mayalandırmaya bırakacağım. Bu süre farklılık gösterebilir sıcaktan sıcağa arkadaşlar. Mayanız geldiğinde anlayacaksınız zaten. 40 dakikada mayalandırdım. Şöyle maya havasını alıyorum. Mutlaka maya havasını alalım. Aksi halde yaptığınız tarifleriniz maya maya kokacaktır arkadaşlar. Şöyle yumuşaklığını sizler de görüyorsunuz. Poğaçayı ne kadar yumuşak yaparsanız o kadar puf puf ve lezzetli olacaktır. Tekrar şöyle elimle iyice toparlıyorum. Gördüğünüz şekilde yoğurmuyorum artık arkadaşlar. Çünkü mayası geldi. Şöyle biraz toparladım ve sıkarak bezelere bölüyorum. Eşit bezeyi almayı özen gösterin. Ben biraz küçük yapacağım bugün. Cevizden bir tık daha büyük parçalar alıyorum. Yapımı oldukça pratik ve pamuk gibi poğaça tarifi veriyorum bugün sizlere. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak onların da tariflerimden yararlanmasına yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ederim. Şöyle bezelere yumak yaptım ve daha sonra elimle hafif açarak içerisine beyaz peynir ekliyorum. Dilediğiniz peynir çeşidi ekleyebilirsiniz. Hatta boş olarak da yapabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evinizde süt, yoğurt olmadığı zamanlarda kurtarıcı bir poğaça tarifi. Tekrar göstermek istiyorum. Gerçekten yapımı çok pratik. İçerisine patates de ekleyebilirsiniz. Haşlanmış patates de ekleyebilirsiniz. O şekilde de güzel olacaktır. Şöyle tezgahta da yuvarlıyorum. Bu şekilde üzeri daha düz oldu gördüğünüz şekilde. Hamurun yumuşaklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Sizlere en büyük tavsiyem hamurun kıvamı. Kesinlikle yumuşacık bir hamur yoğurun. Yapıp deneyeceklere ben şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Umarım beğenmiş, keyifle de izlemişsinizdir.
Eğer aklınıza takılan sorularınız olursa yorum kısmında yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Bir tepsi dolusu poğaça hazırladık. Sıcacık, yumuşacık, mis gibi. Sayfamda da birçok poğaça tariflerim var. Hepsi de binlerce kişi tarafından denendi ve izlendi. Çok da beğenildi. Onları da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Katlama yerlerini sıkı katladığınızda hiçbir sorun yaşamazsınız. Şöyle hazırladığım ve yağlı kağıt kullanmış olduğum tepsiyi poğaçalarımı diziyorum ve tepsi mayası yapıyorum. En önemli ikinci püf noktası tepsi mayası arkadaşlar. Ne kadar iyi olursa tepsi mayanız, poğaçalarınız o kadar güzel olacaktır. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Deniyorsanız yorum kısmına görüş ve düşüncelerinizi bildirmeyi unutmayın. Sizlerin görüş ve düşünceleri benim için çok değerli ve çok kıymetli. 180 derece önceden ısıtılmış fırına göndereceğim. Öncesinde susam ve çok az çörek otu ekliyorum. Evet, fırına gitmeye hazır. Şöyle bir de fırında poz verelim. İnanılmaz güzel oldu. Gördüğünüz şekilde kıpkırmızı kızardı. Muhteşem bir poğaça yaptık. Sadece suyla hazırladık. Harika bir kurtarıcı poğaça tarifi. Şöyle bir de elimle göstermek istiyorum. Yumuşaklığını, pufidik pufidik. İnanılmaz güzel. Okullarda açılıyor. Çocuklarınıza yapın. Hatta kalanı derin dondurucuya atın. Dilediğiniz zaman ısıtarak tüketin. Şöyle bir de iç dokusunu görelim. Evet, içi pişer mi diye hiç tereddüt etmeyin. İçi de gayet göz göz pişti gördüğünüz gibi. Videonun başında belirttiğim gibi iç malzemesini tamamen farklı ekleyebilirsiniz. Şöyle bakar mısınız? Hiçbir farkı inanın yok. Sütle yapılmış poğaçadan hiçbir farkı yok. Bugünlük de sizlere bu güzel tarifimi verdim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.